Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. 27 Haziran 3 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Güneş Yengeç burcunda ilerliyor ve bu hafta sizin için de çok önemli olan bir yeni ay doğacak. Hafta başında ay ışını kapatıyor. Pazartesi günü İkizler burcunda olacak ay, Salı öğleden sonraki saatlere kadar. Hafta başı itibariyle iş yoğunluğumuz biraz öne çıkabilir birçok günlük hayatta yapılması gereken detaylar var. Belki evde işte işler, hazırlıklar, temizlik, hijyen konuları, kişisel bakım işleriniz olabilir. Sağlıkla ilgili kontroller olabilir. Evcil hayvanlarınızın bakımları, kontrolleri olabilir. Mesleki konularda da son birkaç haftadır uğraştığınız işleri gözden geçirebilir, toparlayabilirsiniz. Biraz kararsızlıklar, belirsizlikler var. Belki herhangi bir konuya odaklanmakta da zorlanabilirsiniz. Pazartesi günü, Salı öğleden sonra Ay yengeçe geçecek ve Çarşamba günü 29 Haziran'da 7 derece Yengeç Burcunda yeni ay doğuyor. Bu yeni ayla ilgili detaylı bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki Yengeç Yeni Ayı videomuzu izleyebilirsiniz. Yeni ay ilişki evinizde doğacak. Tabii ki ilişkilerle ilgili yeni fırsatlar var. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yeni tanışmalar olabilir. Süregelen bir ilişkinizde belki evlilik gibi daha ciddi konular artık gündemde. Evlenebilirsiniz de evet yılın bu zamanı evlilikler için, düğünler için gayet güzel ve birçok oğlak için de evet daha kısmetli bir dönem. işbirlikleri ortaklıkları olabilir ya da evlisiniz. Eşinizin hayatında bazı yenilikler var. Evliliğinizle ilgili bazı yeni adımlar var, kararlar var. Jüpiter'in Koç burcundaki Jüpiter'in bu yeni ayda güçlü bir açısı var. Aile olmak, ev kurmak için de güzel etkiler veriyor veya evlisiniz, yeni bir mülk satın alabilirsiniz, taşınabilirsiniz ya da çocuk sahibi olmaya karar verebilirsiniz. Yani tüm bu açılımları bu yeni ayda bekleyebilirsiniz. Cuma günü itibariyle ay aslana geçecek. Hafta sonu ay aslanda. Para harcama eğiliminizin biraz artabileceğini söyleyebilirim. Eğlence içinde, keyif içinde ya da macera için belki de daha fazla para kazanayım diye biraz daha böyle riskli adımlar atmanız mümkün. O yüzden para konularına, finans konularına daha dengeli yaklaşmaya çalışın. 2 ve 3 Temmuz burcunuzdaki Plüton'un Koç burcundaki Mars'la kare açısı etkinleşiyor. O yüzden sert bir açı olduğu için temkinli olmakta fayda var. Kolektif etkiler bunlar daha çok aslında. Toplumsal alanlarda stresler, baskılar yaratabilir şiddet olayları, terör, savaş baskıları veya doğa olaylarının tetiklenmesi mümkündür Mars-Puta karelerinde. E kişisi anlamda siz de lütfen güvenliğinize dikkat edin. Kimseyle çatışmayın. Aile üyeleriyle ilişkilere dikkat edin. Ev kazalarına falan dikkat edin. Hani böyle kronik ağrılar, eklem ağrıları, kas ağrıları, diş ağrıları falan yükselebilir. Kendinizi çok yormamakta fayda var. Biraz hafta sonunu sakin ve dinlenerek geçirmekte fayda var. Sevgili Oğlaklar, hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.